Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Bugün şimdi şu an itibariyle Pavel'ın soru cevapları devam ediyor. Bugün bizim saatimizle, yani bizim Merkez Bankamızın toplantısı vardı. Sabit kaldı. Zaten sabit kalması beklentilerle paraleldi. Şimdi S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones artıyla açılmış olsalar bile bütün teknik analizler 24 ila 48 saat içerisinde aldıklarını geri vermelerini bekliyor. Çünkü bugün Powell farklı bir şey söylemeyecek. İşte soru cevaplarla enflasyonun kalıcı olduğunun falan konuşuluyor. Tabii piyasa her zaman ikiye çekmeye çalışıyor. Neden? Çünkü neden ikiye çekmeye çalışıyor? Çünkü burada bir tarafta shortçular var, bir tarafta longcular var. Bugün YouTube'da falan gezerken hani insanlar bu faiz kararı, bizim Merkez Bankamızın faiz kararıyla ilgili ne diyorlar diye bakarken böyle birkaç tane işte muhalif, böyle milleti işte alevlendirmek isteyen, erken seçim olacak abi bilmem ne falan diyenlerin Merkez Bankası indirim yapacak diye bir şeyler şutladıklarını gördüm. Tamamen atmasyon. Çünkü neden? Bunlar böyle bunu seviyorlar. Tabii ki de şöyle bir durum var. Dezenformasyon yasası var şu anda gündemde olan. Ve Mahir Ünal ve birkaç kişinin daha imzalamadığı. Çünkü bir hapis, işte bir de neye göre ve kime göre belirleneceği bence önemli. Yani çünkü bazen o kadar kötü kararlar veriliyor ki, yani no offense demek istiyorum ama. O zaman hani neye göre, kime göre? Hapis çok inanılmaz şey. Ama biraz böyle gerçekten insanlar hani böyle YouTube'da ağız ishali olan herkesle konuştuğu için, ya mesela ne bileyim, çok da izlenen bir tip. Ama şuna inanıyorum çok net. Bence YouTube'da ve televizyonlarda birazcık daha böyle limitliler ama YouTube'da insanlar birbirlerinin duygusal zaaflarıyla oynuyor. Yani siz mesela muhalifseniz duymak isteyeceğiniz belli spesifik cümleler var ve fark ederseniz bütün yayınlarda bunlar oluyor. Ya da diğer taraftan eğer muhalif değil AK Parti sempatizanıysanız da orada duymak istedikleri belli şeyler var. Ve biliyorsunuz sosyal medyaların algoritması size duymak istediklerinizi duyacağınız şekilde ve kutuplaştırıcı bir yapısı var. Yani bunu kesinlikle dışarıda bırakmayalım. O nedenle bugün Merkez Bankası'nın zaten faiz indirmeyeceği ve faiz çıkartmayacağı belliydi. Bunlar şu anda beklemedeler. Ama ellerinden gelse faiz indirebilir. Ama şu anda yememiştir. Çünkü şu anda zaten inanılmaz yüksek dolar. Bugün baktığınız zaman kur korumalı mevduata bundan sadece 92 gün önce koymuş olsaydınız, ki o ilk açıklandığında koymuş olsaydınız daha da fazla kazanmış oluyordunuz çifleseniz de. 92 gün içerisinde 300 bin liralık paranız varsa bugünkü döviz kuruyla baktığınızda 55 bin lira kazanıyorsunuz. Ve bugün 3 ay içerisinde size mevduat bilmem ne vermiyor bunu. Döviz veriyor. Ama dövize de bilemezsiniz ki nereden çıkacaksınız, nereden gireceksiniz. Diğer taraftan altın baskı altında. Bugünkü Merkez Bankası kararı kimse tarafından önemsenmemişti. Dolara dikkat bilmem de. Zaten doların şu anda gerçek seviyelerde olmadığını artık ninem de biliyor, değil mi? Nineme de sorsak bilir ki kamu bankaları üzerinden satış yapılıyor ve rezervler, bugün tekrar rezervlerin gerilediği konu, rezervler üzerinde hala tutulmaya çalışılıyor. Çünkü ne olursa olsun büyük bir politika değişikliğine ihtiyaç var. Ama seçimlere giderken böyle bir politika değişikliğine gerek var mı diye düşünen vardır. Sonuçta bu insanlar zaten gayet alıştılar, ne koysak gidiyor kafası olduğu için de. Önemli değil. Aynı şey CHP içinde oluyor bazen. Mesela Kalas koysam seçilir falan gibi böyle vasıfsız mesnetsiz tipler şey oluyor. İşte şu anın gündemi yangın. Bütün televizyonlar başladı işte. Yangın öyle olabilir, böyle mi? Üç aynı yerde başladığı konuşuluyor. Hangi şeye inanacağımızı bilmiyoruz. Ben geçen sene 24 TV'den yangınları çok fazla görmeyeceğiz denildiği için ayrılmıştım. O da net. Bu yaz gene yangınlar. Çünkü neden? Doğal afetler, hava durumu, işte ne bileyim, dünyanın 858 kilometre, 1000 kilometre ötesindeki Çin, işte Asya, Singapur falan, bunlar sakin konular. Türkiye'ye girmeyen, böyle ne, yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal konularındayız ya biz şu anda. Bir şey olmuyor falan. Astroloji, dünyanın en şeyi. Ondan sonra bir tane donat diye işte bir tane kadın çıkmış, dalga geçiyorlar. Kadın çok doğru bir şey söylemiş. Emeğimle gelemediğim yere 2 saat içerisinde geldim diye. Niye? Çünkü biz bir şeye itibar etmiyoruz. Çok bir emeği olduğunda, emeğini bilmiyorum. Vardır yoktur, orası benim şeyim değil ama. Salak salak şeyleri büyütüp
remix yapmak veya işte böyle birbirinize atmak, sonra da işte aha izledim mi abi diye birbirimize konuşmak bize daha iyi geliyor. O yüzden de şimdi burada da bir böyle kazanı karıştıracak şeylere ihtiyaç var. Sağ olsunlar o muhalif geçinenler. Aslında bana göre ben şunu düşünüyorum. Şimdi muhalifler çok fazla AK Parti hükümetine bir şeyler söylüyorlar ama emin olun küçük küçük replikalardan başka bir şey değiller. Bize yeni bir lider lazım, yeni bir sistem lazım, yeni insanlar lazım. Ve ben bugün çıksam desem ki ben parti kuracağım, gelir misiniz? Aa geliriz diye mangalda kül bırakmazlar ama ben tek başıma dımdızla kaldığımda kalırım. O yüzden Türkiye'nin realitelerinde oturup işkembeden konuşmak kolay. O yüzden Merkez Bankası bugün faiz falan arttırmayacağı zaten biliniyordu ama bu şaklabanlar daha fazla tıkalsınlar diye her şeyi söylerler. Böyle var birkaç tanesi. Diğer taraftan şu anda Powell'ın enflasyonla ilgili konuştuğu zaten biliyoruz. Aslında geçtiğimiz sefer işsizlik, Amerika'nın işsizliği, yarın ABD'nin 5 yıllık enflasyon beklentisi var. Ona da bakacağız 15.30'da ama yarın 15.30'da. Aslında işsizlikle enflasyon biliyorsunuz tam ters dedik. Enflasyon düşmesini istiyorsanız işsizlik yükselecek. Aslında iyi bir işsizlik oranı gelmiş. Hafif artan, Merkez Bankası'nın Fed'in 50 bas puanlık artışını da kaldırabilecek. Bana göre önümüzdeki sefer de 75 bas puan yapacaklar ve bu 75 bas puana gidilen yolda da biraz kızıştıracaklar bazı işleri. Daha sonrasında %3'te tamamlayacak. 3-3.25 bekleniyor. 3 tane 75 puan arttırmazlar ama mesela bir 75 daha sonra da bir bakıyorsunuz Eylül'de de pas geçmiş, biraz ara vermiş, yılın sonuna doğru bir 50 olmuş. Ne oluyor? Baktığınızda %3'e gelmiş gibi ve sonrasında indirim yapabilecek kıvama geliyor. Ama dediğim gibi şu anda merkez bankalarının kredibiliteleri de var. Singapur çok fazla exchange'in, çok fazla borsanın çıktığı bir yer. Ve belli ki Singapur biraz daha sert şeyler yapacak, sert düzenlemeler yapacak. Singapur ve Dubai yeni firmaların, kripto da olabilir, girişim de olabilir bilmem ne, hepsinin merkezi haline geldi. Ben Mustafa Şentop'la konuşurken bana göre bir arınmış bölge, bir kotarılmış bölge yaratılıp işte yatırım yapılabilir. Kripto alanında yatırım yapılabilir, teknoloji alanında yatırım yapılabilir. Hani böyle veriyorlar ya işte Malatya'da orada burada fabrika kurarken daha iyi teşvikler. Ben teknoloji ve kripto alanında da yapılması gerektiğini önermiştim. Çünkü sonuçta bu kripto bitti değil. Yani 20 bin doların üzerinde Ethereum şimdi genel piyasa hacmine baktığımızda 909 milyar dolara yükselmiş. 1 trilyon dolara doğru gitme ihtimali var. S&P 500'de ufak artışlar yine Bitcoin yanında götürüyor. Ama altcoin'lerde bir hareket var. Piyasa hacmi son derece düşük. O nedenle hani yüklü bir balina gelse ve satış yapsa gerçekten piyasayı oynatabilir. Altcoin'lerin bazılarına Engine, Matic, Polygon bunlarda böyle güzel şeyler var. Güzel hareketlikler var. Bu arada Matic ile Polygon aynı şey. Özür dilerim, yanlış söyledim. %25-%30'luk artışlar var bazı altcoin'lerde. Bugün eğer ki Matic'te mesela iyi bir paranız varsa inanılmaz büyük. Biliyorsunuz Matic düşüşlerde, Matic Engine düşüşlerde iyi para kazandırır. Yeni yeni tokenları soruyorsunuz yorumlarda. O tokenlar tamamen scam, net. Aynı Dogecoin olduğu gibi, aynı Squid Game olduğu gibi, token olduğu gibi kısa vadede artıp sonrası çıkanlar. Ben artık dolandırıcı platformların gidişatlarını da anlıyorum. Şöyle oluyor, size çok fazla kar ediyormuşsunuz gibi gösteriyorlar. Ondan sonra tak çat patlatıyorlar. Bu da böyle. Yani o nedenle hani artık kendinizin özel scam detector olmanız lazım. Yani dolandırıcı kokluyorum olmanız lazım. Bu dönemde kimse sizin gözünüzün yaşınıza bakmaz net bir şekilde. Bir zaman sonrasında zaten ben bunu birkaç seferdir söylüyorum ama maaşına zam işine son gerçekleşmeye başlayacak şirketlerde. Ama yani bugün öyle çok amşan bir durum yok. Önümüzdeki birkaç saat içerisinde şimdi Fed'den Powell'ın verdiği mesajlarla diğer taraftan işte Avrupa'da büyüme sinyallerinde azalma var. Bu Temmuz ayında faiz arttırımını tetikleyecek mi, tetiklemeyecek mi? Biliyorsunuz Fed'in ve Avrupa Merkez Bankası'nın başındaki Lagarde'ın, Powell ve Lagarde'ın yönlendirme silahları var. Yani adam diyor ki hani mesela şu olabilir. %98 iletişimdir, %2 aksiyondur. Ben bunu CNN Türk yayınlarımda söyledim, her yerde söyledim. Bizde de tam tersi. Bizde çünkü kredibilite olmadığı için hiçbir kurumun başındaki isimde, özellikle de Merkez Bankası çok ciddi anlamda darbe yedi. Bunlar bir günde olmuyor. Ama şöyle bir kafa var. Nasıl Türk insanı balık hafızalı, unutur. Ne dayarsak gider kafası var. Evet, bir kesim gerçekten unutuyor ama iş adamları onlar bunlar olmuyor. Ama onlar da
kuyrukları bağlı olduğu için, bir para kazanmak zorunda oldukları için, bir bağımsız para kazanma olmadığı için, gelindiğinde hani ne bileyim bir vergi cezası, o bu bilmem ne geleceğine inandıkları için, ki geçmişte bunlar yapıldığı için bugün hala bunlar şey oluyor. Şimdi şeyler paylaşılıyor. Gariptir, ben mi niye görüyorum bunları bilmiyorum ama Necmettin Erbakan'ın böyle bir lafı paylaşılıyor. Hani doğru mu değil mi o bile mu, ama ben sosyal medyada gördüğüm o bilmem ne kesinlikle inanmıyorum. Hepsi şoplanmış olabilir. Beni anladığınızda dövecek bir diziniz bile kalmayacak diye böyle. Bu sürekli karşıma çıkıyor. Hani düşünüyorum dizim mi kalmadı diye. Kalmadı ama tabii ki hani ya batıyor muyuz diye yazmama gerek yok benim afişe ya da kapağa. Battığımızı zaten hepimiz biliyoruz. Bugün Merkez Bankası'nda bugün döviz 8 liradan 18 liraya çıktığı zamanı da gördük. Ne oldu? Armut topladık. Enflasyon %20'den 72'ye çıktığında ne oldu? Armut topladık. O yüzden stokçular, onlar bunlarla alakası yok. Bu girdiler dünyanın genelindeki durağanlık. Bir kere yani Fed'in resesyonu tanıyorum demesi demek ki girmekten korkmuyor. Aslında korku tüneline girmeye karar vermiş anlamına geliyor. Ve bu çok önemli bir şey. Değişimin başı bu. Ve bana göre böyle roket gibi geçecekler piyasanın içinden. Yani resesyona da girseler, çıksalar da diyecek ki sık dişini. Nasılsa rezerv para sende. Şimdi Suudi Arabistan Selman geldi işte, Prens Küçük Bebe geldi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'la el sıkışıyorlar. Yeni bir şey. Suudi Arabistan Körfez ülkelerinde önemli. Enerji alanında önemli. OPEC ülkelerinin üretimlerinde önemli. Avrupa şu anda mesela ciddi bir şey krizindeyiz aslında. Enerji krizindeyiz. Avrupa kesebilir. Avrupa Rusya'dan almayı kesebilir. O almadan Rusya tamamen kesebilir. Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim bitmiş gibi geliyor. 25 kuruşluk indirim geldi şimdi. 111 dolara indi diye. 100 dolara doğru inebilir. Çünkü piyasa şimdi bakın durdu bir yerde. Önceden yavaşladı, bu gerilim sürmeyecek kafası pompalandı. Bir de Biden'ın enerji fiyatlarını düşürme konusu vardı. Hani bunlar birleşti, biraz düştü ama mesela 111 dolarda mı kalacak yoksa 118'e geri mi çıkacak? Teknik 100 dolarlı seviyelere ineceğini, 103-102 dolarlara ineceğini söylüyor. Biz 25 kuruşluk bir indirim var ama zamların 2 liralık falan geldiğini de lütfen unutmayalım. O yüzden yani şu anda biz normal gidişata uyum sağlamaktan başka bir şansımız yok. İnsanlar eleştiriyorlar ama geçmiş olsun artık. O nedenle hani ben birazcık daha bu gibi günlerde doğru analiz yapan 24 ile 48 saat arasında, hemen özetleyeyim, 24 ile 48 saat arasında S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones aldıklarını geri verecekler. Bir düşüş gelebilir. Aynı şekilde kriptoda haftanın sonuna doğru, yani Haziran'ın son haftasında ben bir düşüş bekliyorum. 17 bin değil ama 18'i 19 bin seviyeler tekrar gelebilir. Eğer ki Amerika'nın 5 yıllık enflasyon beklentisi yüksek gelir ve tam cuma günü kapanışa doğru giderken böyle bir şey gerçekleşirse, bizim saatimizde yani 8.30'da açıklayacaklar beklentiyi. Ondan sonra cuma günü sert bir drop olabilir böyle bir şey. Çünkü bizim saatimizde 15.30, onun için 8.30. Ve saat 16, bizim saatimizde 16'da onların piyasası açılıyor. Bugün pazartesi, bu hafta pazartesi günü tatildi. O yüzden çok hani hareketli değil. Hacimler düşük. İnsanlar ne yapacaklarını bilmiyorlar. Baktığımız zaman gıda emtialarında artış var ama bakır, nikel, demir, onlarda düşüş var. Ha ama bizde yine maliyetler artıyor. Altının onsu sıkışık. Altının onsu bir dip arayışında. Aslında altın petrole oranla petrol shortlanacak, altın longlanacak olarak konuşuluyor bütün şeylerde. S&P 5'te Nasdaq'ta bir teknoloji hissesinden bahsetmiştim. 35 dolara çıkması bekleniyor. 30 dolar şu anda diye. Chewy, Ceyhan, Hatay, Edirne, W, Yozgat olarak kodlanıyor. Almak isteyenler olmuş. Kakao, şeker ve mısır benim aldığım gıda imtiyaları arasında. Ben Ethereum yatırım yapıyorum biliyorsunuz. Ve Ethereum'da maliyetlerimi son derece aşağı çektim. 1500 dolar falan olursa ne ala mualla mutlu olurum. Diğer taraftan Bitcoin'de balinaların Bitcoin'leri getirdiği konuşuluyor ama işte Panama artı Three Arrow Capital var biliyorsunuz. Celsius'da şimdi batmak üzere. Three Arrow Capital'da batmak üzere. Venture Capital'lar batıyorlar şakır şakır. Şu anda bütün borsalar tekrardan yazmaya başladılar. Çünkü ne oldu? Baktılar ki o böyle çok güvendikleri fenomenlerin yarısından çoğu Türkiye'de ortadan yok oldu. Neler ki geçmiş olsun abi dediler, gittiler. Baktılar ki düşüşte kimse bir şey harcamıyor. Düşüşte hiç kimse tüketicisine yardım
kötü olmuyor. Ve ondan sonra ne oldu? Bana geldiler arkadaşlar. Ben de çok teşekkür ederim dedim. Sağ olun dedim ama ben zaten söyleyeceğimi söylüyorum. İsterlerse Bybit'i kullanan, isterlerse Bitloy kullanan beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sonuçta burada gerçekten birbirimizle, sizle benim aramda bir güven oluştuğunun farkındayım. Çok teşekkür ederim. Ve bence güzel gidiyoruz bu konuyla ilgili. Dediğim gibi gerçekten iyi zamanlar. Ve burada doğru yerleri takip etmesiniz. Lütfen ne olur tık için size böyle dikkat, aman yanıyoruz, bitiyoruz bu kısımları izlemeyin. Ama sizden bir ricam var. Şimdi izlenimlerimiz iyi, yorumlar yapıyorsunuz falan ama abone sayımız azartıyor. 131 bindeyiz. Bence 200 bin hak ediyor, 250 bin hak ediyor. O yüzden hani biraz aboneliklerde bana yardımcı olursanız çok sevinirim. Ve bunu istemekten de hiç gocunmuyorum. Ben size tatil demiyorum, gece demiyorum, gündüz demiyorum. Siz de bence bana yardımcı olacaksınız, olabilirsiniz de. Beni sevdiğinize eminim. O yüzden de hani ben de sizler için şu anda pek fazla bir proje falan incelemiyorum. Çünkü bana göre gerçekten çok iyi bir mercekten geçmesi, büyüteçten geçmesi lazım. Bir şeylerin faydalı olabilmesi için. Ama benden size tavsiye, white paper okuyun, eğitim alın. Ama en önemlisi kendi dolandırıcınızı bulun. Yani bu nasıl hani arıyorlardı işte Instagram'dan şunu şunu yaptınız işte bize isterseniz bir mail atın deyince ben genelde şöyle teşekkür ederim benim kendi dolandırıcım var diyorum. Aynı şey bunun için de geçerli. Dediğim gibi o yüzden dikkatli olun lütfen. Eğer ki size bir şey vermiyorsa ki bu platformlarda çok oldu. Eğer size karınızı vermiyorsa, çekemiyorsanız falan ya da bir anda karınız inanılmaz arttı. Size böyle ay daha fazla para koyayım kafasını yaşatıyorlarsa dolandırılmak üzeresinizdir. Net. Ama dediğim gibi nihai tüketici sizsiniz. Bizim görevimiz hani belki bu olabilir, bu olabilir deriz ama her zaman nihai tüketici sizsiniz. Ve bu dönemde süzgecinizin deliklerinin biraz daha bile dar olması gerekiyor. Ve kur korumalı mevduat hesaplarında şimdi yılın sonuna kadar 18 liralar, 18.85'ler falan bekleniyor. Eğer o bekleniyorsa arada mutlaka bir peak yapması bekleniyor. Bir 20'ler falan konuşuldu, sonra o açıldı. Ama sonuçta bu Suudi Arabistan'la olan swap'ta daha fazla insanların elinde bir şeyler olacak ve daha fazla satış olabilir. Belki bundan sonrasında önümüzdeki hafta güzel düşüşleri görebiliriz. Ya da Temmuz'un ortalarında falan hani böyle çok da gözüne soka soka olmayacaktır ama mutlaka Suudi Arabistan'dan gelen iş hacmi, para bunların hepsi indirimi şey yapacaktır. Zaten desteksiz düşüşler de mutlaka arkadan bir müdahale olduğunu zaten artık herhalde öğrendik. Hani böyle çok adil, adaletli bir sistem zaten Türkiye'de yok. Ama sonuçta herkes her şeye alışıyor. Dediğim gibi yarın da ABD beklentisi sabah saatlerinde önemli olacak. Piyasanın nasıl açılacağı önemli. Özellikle Amerikan piyasasının. Çünkü zaten hacimsiz ama bir para girişi de var. Ben cuma akşamı olduğunda bir 18-19'u bekliyorum. Ondan sonrasında da tekrar bir hareketlilik olabilir. Diyerek böyle söyleyeyim. Görüşmek üzere.